İsmail Saymaz, Halk TV.com.tr Eski Emniyet Müdürü ABK'dan rüşvet almakla suçlanıyor. Ankara Emniyetinde Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan hakkında sevgilisine doğum günü armağanı olarak Ayhan Bora Kaplan'a Rolex saat aldırdığı iddiasıyla rüşvetten dava açıldı. Kaplan da rüşvet vermekle suçlanıyor. Ayrıca eski Ankara Asay Şube Müdürü Oben Özay, Başkomiser Ercan Karagöz ve polis Serdar Coşkun'un mali profiliyle uyumsuz şekilde banka hesaplarına yüksek miktarlarda para yatırıldığı tespit edildi. Bu üçü ise polise mal bildiriminde aykırılıktan yargılanacak. Saat almaya zorladı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davanın iddianamesinde Kaplan'ın iddialarına yer veriliyor. Kaplan, 2017 yılında albüm barı işletirken Aslan'la tanıştığını söylüyor mekanımıza gelirdi. Yanında sevgilisi NK vardı diyor. Aslan'ın 250 bin dolar rüşvet istediğini de ileri sürerek şöyle diyor. Bu kadar vermem dediğimde sana öyle bir dosya yaparım ki hayatını bitiririm dedi. Suç işlemediğimi söyledim. Her gün mekanımı bastılar ve iş yapmamı engellediler. Aslan'ın sevgilisinin doğum gününden bir gün önce arayarak kendisini hediye almaya zorladığını savunuyor. Ankara'da Next Level AVM'den 10 bin euro değerinde Rolex saat alıp Turan Güneş Bulvarı'ndaki Yıldız Karakolu'na gelmeden 200 metre gerideki bir kafede NK'ya verdiğini savunuyor. Telefon sinyali tutuyor. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından araştırma yapıldı. Hazırlanan rapora göre Kaplan Next Level AVM'deki saatçiden 9 kez Rolex saat aldı. Bunlardan 9 Ağustos 2019 tarihli faturanın NK'nın doğum gününden 2 gün sonrasına ait olduğu saptandı. Faturanın satıştan 2-3 gün sonrasında kesildiği belirlendi. Ayrıca Aslan'ın telefon hattının sevgilisinin doğum günü olan 7 Ağustos 2019'da Yıldız Karakolu yakınında sinyal verdiği anlaşıldı. Bu veriler ışığında Kaplan tarafından NK'ya verdiği Rolex saatin bu saat olabileceği değerlendirilmiştir deniyor. Bahiste 400 bin TL kaybetti. Aslan'ın Kaplan'dan 250 bin dolar istediğine dair yeterli delil bulunmadı. O tarihlerde Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan Aslan'ın 2017'ye kadar Kaplan'ın kendisine ve mekanlarına birçok adli ve idari işlem yaptığı kaydediliyor. Adli ve idari işlemlerin yapılmaması amacıyla menfaat temini noktasında Kaplan'la anlaştıkları ileri sürülüyor. Aslan'ın mali analizi yapıldı mali analizde aslan ve öğretmen eşinin uzun yıllardır kamuda görev yaptığı belirtiliyor. Aslan adına 2 taşıt ve 750 bin TL'lik kooperatif hissesi olduğu, kripto varlık hesabına 109 bin TL yatırdığı, yasal bahis sitelerinde 400 bin TL kaybettiği, aracı kuruluşlarda 1.7 milyon TL'lik portföyünün bulunduğu, Ankara Emniyeti tarafından şüpheli işlemi yapılan kişilerle arasında para transferleri ve Eşi adına ev tapusunun bulunduğu banka hesaplarında 2021 ve sonrasında yüksek tutarlı nakit yatırma ve transfer işlemlerinin görüldüğü anlatılıyor. Kendisinin ve eşinin elde ettikleri gelir ve harcamaları dikkate alındığında haksız kazanç sonucu elde etmiş olabileceği değerlendirmektedir deniliyor. Tefeciden kardeş payı. Özay adına taşınmaz ve araç kaydı yok ancak çok sayıda araç alım satımı yaptığı 2021 ve sonrasında yüksek tutarlarda nakit yatırma işlemleri gerçekleştirdiği vurgulanıyor. Haksiz kazançla elde edilen paraları gizlemek için babasının banka hesaplarını kullanmış olabileceği savunuluyor. Hakkında tefecilikten işlemi yapılan Fa ile 2018-2022 yılları arasında 201 kez arama kaydı var. Fa Özaya toplam 557 bin TL göndermiş ifadesinde Özay'dan iki silah satın alıp parasını ödediğini belirtiyor. Bunun dışında benden küçük miktarlarda borç aldı, peyderpey ödedi diyor. Özay'ın çocuklarına birkaç kez burs verdiğini kaydediyor. 14 Şubat 2020'deki 20 bin TL'lik para transferinin açıklamasına kardeşlik hakkı diye yazdığı anlaşıldı. Ayrıca 7 Nisan 2021'deki 5 bin TL'lik transfer için kardeş payı ifadesini kullanmış. F.A. ise parayı destek amaçlı gönderdim diyor. Belediyeden ev alıp sattı. Coşkun 2022'de emekli olmuş. Aynı yıl kayınpederine ait şirketin %50 hissesini almış. Üzerinde 10 taşınmaz kaydı bulunuyor. Bankacılık sistemi kullanılmadan taşınmaz alım satımı yaptığı belirtiliyor. Eşi HSC'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ihaleyle ev aldığı, 3 ay sonra yabancı uyruklu şahsa 1.7 milyon TL'ye devrettiği, parayı aynı gün MAÖ'ye borç ödeme açıklamasıyla gönderdiği anlatılıyor. Hesaplarına bakıldığında HSC'nin bu kişiden hiç borç almadığı vurgulanıyor. Dolayısıyla ev satın alınma durumunda paranın haksız kazançla elde edilmiş olabileceği ileri sürülüyor. Halkbank'ın kredi verdiği şirketten araç aldı. Karagöz'ün ABK ile ilişkisi olduğu için Masak tarafından el konulan, Halkbank tarafından kredi verdiği ortaya çıkan Ay Yıldız Saç Profil Çelik Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden 2022'de lüks araç devraldığı, bunu 2023'te Al Yapak Yapı Sanayi Ticaret ve Limited şirketine devrettiği anlatılıyor. Bu devirlerde Karagöz'de firmalar arasında para transferi gerçekleşmediği ifade ediliyor. ABK soruşturmasının şikayetçileri arasında yer alan Nurullah Özgür Kopuk, emniyetteki işlemlerinin halledilmesi karşılığında Karagöz'ün iki iPhone marka telefon istediğini iddia etti. Karagöz'ün hesabında yapılan incelemede 2022'de 3 şahsın iPhone ücreti adı altında 73.750 TL gönderdiği anlaşıldı. Hem hapis hem para cezası. Aslan ve Kaplan'a rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ayrıca Aslan, Özay Coşkun ve Karagöze 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununa muhalefetten 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar ağır para cezasıyla kamu hizmetinden ömür boyu mahrumiyet isteniyor kılavuz istihbarat amirinin düğününe katılmış. Eski Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, geçen hafta Sinan Ateş davası açısından kritik önemde bir suç duyurusunda bulundu. Öner, Ateş'in tetikçisini Ankara'dan İstanbul'a kaçırdığı iddia edilen Tolgahan Demirbaşı suikasten bir gün sonra o dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un yanında gözaltına aldıklarını açıkladı. Klavuz direndiği halde gözaltına engel olamamıştı. Öner, Demirbaş'ın Asay Şube Müdürü Oben Özay tarafından sorgulanıp bırakıldığını ve gözaltı tutanağının gerçeğe aykırı şekilde düzenlendiğini ileri sürüyor. Özay şimdi açıkta ve mal bildirimi davasında yargılanacak. Kılavuz ise ateş suikastında şüpheli. Kılavuz suikasten bir buçuk yıl önce 12 Haziran 2001'de şu an İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi Reyeburu Amiri Serhan Altun'un düğününde katılıp konuşma yapmış. Altun'un ateş davasında tutuklanan avukat Serdar Öktem'le de arkadaş olduğu iddia ediliyor. Bu yakınlık nereden geliyor? Kılavuz hangi hukuka istinaden amirlerin düğününe katılıyor? Polis akademisinin mezuniyet töreninde baş köşeye oturtuluyor.